Mutlu akşamlar değerli izleyenler, değerli tenis severler. TBNP Paribas İstanbul Cup özel programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş konuğumuz olmuştu. Son derece keyifli bir sohbetti ve bu haftada en az bir o kadar keyifli bir sohbet bizleri bekliyor. Çünkü turnuvanın isim sponsoru Türk Ekonomi Bankası'nın marka ve iletişim direktörü Sayın Zeynep Demirkol bizlerle birlikte. Zeynep Hanım merhaba, ayağınıza sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İkinci bölümümüz son derece heyecanlıyız. Zaten az bir süre kalmış durumda. Toplam 3-4 bölümlük bir programımız söz konusu. Neler söylersiniz? Nasıl gidiyor hazırlıklar? İsim sponsorluğu tam gaz devam. TEB denince tenis, tenis denince TEB hatırlanmaya ve akla gelmeye devam ediyor. Doruk noktasına da geldi açıkçası. Sağ olun. Bunları duymak güzel. Bundan aşağı yukarı 6 yıl evvel ilk tenisle ilgili hikayemizde, daha doğrusu yolculuğumuza başladığımız zaman... O zaman WTA Championships için isim sponsorluğu söz konusuydu ve 3 yılda son derece başarılı bir şekilde Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte WTA Championships İstanbul'da gerçekleşti. İlk yola çıkarken de aslında BNP ile birlikte amacımız TEB eşittir tenis algısını Türkiye'de yaratabilmekti. Çünkü TEB'e baktığınız zaman bu yıl 90. yılımız, aslında 90 yıllık bir bankayız. Dolayısıyla oldukça, hani Türkiye'ye baktığımız zaman oldukça köklü bankalardan biriyiz. Ama tarihimize ve geçmişimize baktığımız zaman Türk Ekonomi Bankası özellikle özel bankacılık ve kurumsal bankacılık alanlarında ilk köklenmiş, burada uzmanlıklar oluşturmuş. Daha sonra BNP Paribas birleşmesiyle birlikte bireysel ve KOBİ bankacılığı alanlarına da girmiş bir banka. Dolayısıyla aslında bizim hedefimiz daha fazla tabana yayılmak, ihtiyaç kredisi, mevduat gibi ürünlerle ve marka bilinirliğimizi arttırmak oldu. Bunun yaklaşık geçmiş olduğumuz 10 yıla baktığımız, 10-15 yıla baktığımız zaman. Dolayısıyla BNP Paribas ile birlikte de aslında tenisi olan inancımız markanın bilinirliğine artı tabana yayılmada çok önemli bir sponsorluk olarak gördük biz. Tenise inandık, Türkiye'deki tenisin potansiyeline inandık. Ve tenisi Türkiye'nin geleceğine bir yatırım olarak gördük. Sadece markamıza bir yatırım değil, aynı zamanda Türkiye markasına ve Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak görerek bu yola çıktık, bu hikaye başladı. Hani bugüne geldiğimiz zaman evet, biz de araştırmalarda görüyoruz ki TEB dendiğinde ya da tenis dendiğinde ilk akla gelen TEB ya da TEB dendiğinde akla gelen önemli marka unsurlarından bir tanesi de tenis. Dolayısıyla tenis kadar güzel, her ne kadar bireysel bir spor dalı olsa bile getirdiği bütün olumlu özelliklerle birlikte anılıyor olmak markamız adına güzel bir başarı hikayesi diyebilirim. Her sohbetimizde, röportajımızda bunu soruyorum ama yinelemekte fayda var. Bu kadarını bekliyor muydunuz yola çıkarken? Hep bir soru işareti olur çünkü gelinen nokta hakikaten çok başka bir nokta çünkü. Şöyle, aslında dediğim gibi biz tenise ve Türkiye'nin tenisle ilgili potansiyeline ciddi anlamda inanarak yola çıktık. Ama bu yola çıkarken doğrusunu söylemek gerekirse global ortağımız BNP Paribas'ın da yurt dışında yapmış olduğu sponsorluklar ve bu konudaki vizyonu, aynı zamanda oradaki birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızın deneyimi de oldukça yol göstericiydi. Bize çok cesaret verdiler. Çünkü sadece Fransa'da değil, Avrupa'da ve diğer hangi ülkede olursa olsun tenisle ilgili yapılan sponsorluklarda, daha da önemlisi o sponsorluğun iletişimle etrafının örgülenmesi ve hem mevcut müşterilere hem de potansiyel müşterilere dokunmada yapılan diğer etkinliklerle, bu her zaman marka adına ve kurum adına, yani banka adına çok olumlu geri dönüşler ve deneyimler vardı. Dolayısıyla ilk yola çıkarken biz bu işe gönülden inandık. BNP Paribas da bizi bu konuda çok cesaretlendirdi. Ama geldiğimiz nokta, gerçekten çok emek verdik. Hem bakanlığımızın, spor bakanlığımızın tabii WTA Championships'i ülkemize kazandırmasında inanılmaz bir öngörüsü ve desteği oldu. Sonrasında Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsoru olduk. Yine birlikte bu yolculukta devam ettik. Hala da birlikteliğimiz ve işbirliğimiz devam ediyor. Sadece turnuvalar değil, sokak tenisi gibi çok önemli etkinlikleri, tenisi daha geniş kitlelere ulaştırmak için de bir takım etkinlikler yapıyoruz. Dolayısıyla işte bugün Garanti Kozay ile birlikteyiz. Dolayısıyla bütün bu partilerin de hep birlikte hareket etmesi, ortak hedefte uyumlu bir şekilde çalışması da yine başarının önemli kriterlerinden biriydi sanırım.
turnuvalara geçecek olursak az bir süre kaldı demiştim girişte. Evet. 15 günlük müthiş bir şölenden bahsediyoruz aslında. Yani 2 sene önce bir Nisan bir Temmuz şeklindeydi. Geçen yıl birleşti. Bu yıl da yine aynı şekilde devam ediyor ve 15 günlük dev bir festivalden bahsediyoruz. Sizin için çok daha uzun sürecek tabii ki. Yani sadece 15 günlük bir periyot değil ama nasıl heyecan, nasıl son hazırlıklar? Heyecan dorukta diyebiliriz. Tabii bizim için tenis sonuçta marka ve iletişim, banka ve marka olarak baktığımız zaman hep gündemimizde olan bir konu. Sadece yılın bu dönemine ait değil, yılın bu döneminde dediğiniz gibi tepe noktalarından birini yaşıyoruz. Çünkü iki turnuvamız var üst üste. Önce kadınlar, sonra erkekler. Arkasından da son çeyrekte TBNP Paribas Tennis Star Series dediğimiz, hı hı, aslında ilk defa geçen sene gerçekleştirdiğimiz bir showdown karşılaşması vardı. Yılın son çeyreği içinde planımızda yine o var. Dolayısıyla tenis sürekli gündemimizde. Biz de hem markamızın hem de ülkenin gündeminde tenisi sürekli gündemde tutmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Çok az zaman kaldı. Dolayısıyla hummalı çalışmalar devam ediyor diyebilirim. Hı hı. Gerek müşterilerimizin davet edilmesi, gerekse Garanti Koza ile olan birlikte çalışmalarımız daha da sıklaştı. Güzel bir iki hafta yine bizi bekliyor olacak diye düşünüyorum. Tam bir şölen olacak herhalde. Evet, umarım. Genel Müdürümüz Sayın Ümit Leblebici'nin açıklamalarına bakalım o zaman. Geçtiğimiz haftaya dönecek olursak basın toplantısında Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Sayın Ümit Leblebici neler söylemişti? Ardından kaldığımız yerden üzerine devam edelim. Oyuncular oynuyor ama bütün öyküyü iletenler de sizsiniz. Eğer sizler olmasanız, bu bir avuç insan olmasa herhalde biz tenisi çok daha iyi yerlere taşıyamazdık. Sizin yaptığınız öyküler sayesinde, o kameraman arkadaşlarımızın çektiği küçük kareler sayesinde hepimiz Türkiye'de iyi bir öykü yarattık. İyi banka konseptiyle topluma faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Tenisi seviyoruz. Dediğim gibi tenis gerçekten birleştirici, gerçekten bizi başka bir dünyaya götüren bir spor dalı. Ve bunu yaparken de hem Garanti Koza'yla hem federasyonumuzla çok iyi bir işbirliğinde bunu yaptığımızı düşünüyorum ve Türkiye'ye örnek bir hikaye yarattığımızı düşünüyorum. Sponsorlar için rüya gibi işler olur. Bu rüya gibi işlerden birisi geçen sene bizim başımıza geldi. Bu da bu işbirliğinin sonucu diye düşünüyorum. Evet, buraya bir sürü çok önemli insanları getirdik. Federer geldi, Azarenka geldi, Wozniacki geldi. Ama içimizden Çağla ve İdi'yi bu turnuvada şampiyonluğa taşıma şansını elde ettik. Herhalde bir sponsor için en önemli işlerden birisi bu olduğunu düşünüyorum. Çok da başarılı bir iş yaptık. İnşallah bunu hep beraber devam ettireceğiz. Ankara seyircisine de buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene bir showdown yaptık Ankara Arena'da. Ve Ankara Arena'da ben sabah gittiğimde çok uzun kuyruklar oluşmuştu. Bu tenisin ülkede ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. Eğer bunları daha iyi bilirsek herhalde biz de daha ileriye taşıyacağız diye düşünüyorum. Çok fazla söze gerek yok. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince bu ülkede tenisi daha iyi yere getirebilmek, TEB eşittir tenis algısını yayabilmek için bu işbirliğine devam ediyoruz. Devam etmekten de büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum bütün emekleriniz için. Evet, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Sayın Ümit Leblebici'nin basın toplantısındaki açıklamalarının bir bölümü elbette uzun bir basın toplantısıydı. Bu şekildeydi. Benzer şeyler TEB eşittir tenis algısını oluşturduğumuzu düşünüyorum dedi. Bir de geçen sene hakikaten rüya gibi geçti her şey aslında. Ankara'ya da geleceğiz, Tennis Stars organizasyonuna da geleceğiz ama Çağla ve İpek'in şampiyon olmaları da bu işi daha da böyle doruktan da doruğa çıkartan bir şey oldu. Bir sponsor daha ne istesin ki diyor Ümit Bey. Gerçekten öyle oldu. Tabii Ümit Bey'in basın toplantısındaki en önemli teşekkürü basın mensuplarınaydı. Evet. Gerçekten basınımızın ve basın mensuplarımızın bizimle birlikte orada turnuvayı izliyor olması ve tenisi ülke gündemine taşıması hem sporcularımız hem de bizim için çok önemli. Her şeyden önce onlara teşekkür etti. Ben de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çağla'nın şampiyon olduğu gün yine BNP ile birlikte farklı bir uygulamamız daha vardı. O da Fan Akademi'ydi. Özellikle oraya gelen seyirciler, Garanti Koza Arena'ya, Esenyurt'a gelen seyircilere de ben yine çok teşekkür ediyorum. Orada tenise gerçekten gönül vermiş fanlarla, hayranlarla, tenis hayranlarıyla harika bir final karşılaşması gerçekleştirdik. Ve o coşkuyu orada arenadaki fanlarımızla birlikte yaşadık. Bu yılda yine hem Garanti Koza Arena'da hem de BNP Paribas Tennis Star Series'de Fan Akademi yine gerçekleştiriyor olacağız. Gerçekten çok farklı bir atmosfer oluyor.
Gelen Çağla'nın şampiyonluğu daha da bir coşkulu yaşandı diyebilirim. Hatta sonrasında Çağla'mız da verdiği röportajlarında oradaki seyirciye ve özellikle verdiği desteğe teşekkürlerini iletmişti. Çağla'nın şampiyon olması tabii bizi çok gururlandırdı. Harika bir yıl oldu bizim için. Biz ilk WTA Championships'teki sponsorluğumuza başlarken de bunu sadece bir isim sponsorluğu olarak değil, aslında dünyaca ünlü tenisçiler ülkemize geldikçe gençlere ilham vereceğini, ancak bu şekilde tenis sporuna yatırım yapıldıkça ülkede Türkiye'den de önemli tenisçilerin çıkacağını inanarak bu yola çıktık. Ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun ve Sayın Başkanımız Cengiz Bey'in de bu konuyla ilgili biliyorsunuz yıllardır inanılmaz çalışmaları var. Dolayısıyla onlar da tenisçilerin uluslararası arenada başarılı olması için ve dünya starı Türk tenisçileri yetişmesi için çok ciddi bir hem yatırım yapıyorlar hem de destek veriyorlar. Dolayısıyla Çağla'nın ve İpek'in aslında İpek de Double'da çünkü çiftlerde şampiyon şampiyonluk oldu. Yani. Hem Çağla'nın hem İpek'in şampiyonluğuyla son derece gururlandık. Umarım bu yıl da var kızlarımız Çağla ve İpek. Bu yıl da yine TBNP Paribas İstanbul Cup WTA'de şampiyonluk mücadelesi veriyor olacaklar. Herkes de hem Fan Akademi'nin bir parçası olmaya hem de Çağla'yı ve İpek'i desteklemek için Garanti Koza Arena'ya davet ediyoruz. Kesinlikle. Bir de Ankara seyircisinden bahsedelim o zaman. Basın toplantısında özel olarak Ümit Bey de girdi çünkü. Evet. Çünkü orada çok farklı bir organizasyon var ne olursa olsun. Önümüzdeki turnuvalardan çok daha bağımsız başka bir şey var orada. Onu da sizden dinleyebiliriz. Tennis Star Series nedir? Evet, aslında yurt dışında çokça yapılan bir uygulama. BNP Paribas'ın da bir takım ülkelerde gerçekleştirdiği showdan bir çeşit gösteri maçı diyebileceğimiz bir etkinlik. Her ne kadar adı gösteri maçı gibi olsa da aslında birebir hem kadınların hem erkeklerin, bazen legendların, bazen de aktif oyuncuların tamamen tenis sporunun popülaritesinin artması, yine tenis sporunun genç kitlelere ulaşması için yapmış olduğu bir çeşit tenis etkinliği. Geçen sene Ankara'da düzenledik. Ankara seyircisiyle tenisi buluşturduk. Ekranda da bir yandan görüyoruz. İnanılmazdı gerçekten. Gerçekten inanılmazdı. Çünkü bugüne kadar WTA Championships'i de, İstanbul Cup'ı da, İstanbul Open'ı da her zaman Tenis İstanbul seyircisiyle bir araya gelmişti. Federasyon başkanımızın da desteğiyle Ankara'da gerçekleştirdik. Orada da Çağla ve Jenny Bouchard karşı karşıya geldiler. Ki bu yıl biliyorsunuz İstanbul Cup'ta Jenny Bouchard geliyor. Dolayısıyla TEP Tennis Star Series'in bir çeşit rövanşı acaba olur mu, gerçekleşir mi diye de umutluyuz. Aynı zamanda Legendlardan Pat Cash de Marcel'le birlikte karşılaştı ve yine çok keyifli anlar yaşandı. Ankara'da tenise ilgi inanılmazdı. Ankara Arena'da gerçekleşti showdown etkinliği. 9000 kişilik aşağı yukarı kapasitesi olan bir arena. Ve genel müdürümüz Ümit Bey'in de anlattığı gibi sabahın çok erken saatlerinden itibaren herkes sıraya girdi. Bu arada etkinlik ücretsizdi, herkese açıktı. Ama gerçekten Ankaralı tenis severler de sabah erkenden sıraya girerek tenise olan tutkularını bizimle paylaştılar diyebilirim. İnanılmaz keyifli, muhteşem bir gün geçirdik. Aralarda şovlar ve hem Çağla hem Marcel hem Bouchard hem de Pat Cash ile birlikte müthiş bir gündü. Ben tekrar buradan Ankara'daki herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bekle Ankara diyorum. İşte soranlar var zaten. Bizi bekle kısmı önemli. Bundan sonra neler olacak Ankara seyircisi veya diğer iller? Herkes şimdi beklenti içerisine girdi ister istemez. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ankara'da yine TBNP Paribas Tennis Star Series'i bu yılda gerçekleştirmeyi istiyoruz. Son çeyrekte hedefimiz. Önümüzdeki aylarda onunla ilgili de açıklamalarda bulunacağız. Takip etmeye devam etsinler o zaman. Aynen öyle, Ankaralılar lütfen. Ve tüm tenis severler de. Peki federasyon başkanımız Sayın Cengiz Durmuş'tan bahsetmiştik. İlk programda o da bu sponsorluk ilişkileriyle ilgili çok önemli güzel açıklamalarda bulunmuştu. Bir bakalım Cengiz Bey neler söylemiş, ardından devam edeceğiz. Tenis federasyonu olarak da çok şanslıyız. Şöyle ki biz tabii Türk Ekonomi Bankası'yla Dünya Kadınlar Şampiyonası biliyorsunuz. Evet. Orada bir isim sponsorluğunu bizi şereflendirerek üstlenmişlerdi. Orada tanışmış olmanın serüveni başladığı günden bugüne inandığım bir şeydi bu. Biz Türk Ekonomi Bankası'yla çok iyi işler yapabiliriz arzusuyla. Böyle küçük küçük sokaklardan başlayarak. Sokak tenisi sokaklardan tabii. Oralara da geleceğiz. Oralardan başlayarak şu anda geldiğimiz noktada öyle güzel bir şey yaşıyorum ki tenis deyince Türk Ekonomi Bankası.
Türk Ekonomi Bankası denince de tenis akla gelebiliyor ise biz çok iyi bir iş başardık. O bahsettiğimiz elbette ki kurumsal iletişimin güzelliğinin yanı sıra bireysel iletişimimiz de çok iyi, sağ olsun. Çok değer veriyoruz bize, o da bize. Onun için bu keyifli birliktelikten şanslı olduğumu düşünüyorum. Ona nasıl teşekkür etsem az ben Türk Ekonomi Bankası. Türk Ekonomi Bankası tenisi sahiplendi, üstlendi, sevdi ki yılın tüm haftasına yaymaya çalışan bir eğilim. Turnuvalarımızı destekliyor. Anadolu'nun özellikle en güzel tarafı turnuvaların yapılabiliyor olması. Bunu sağlayan Türk Ekonomi Bankası. Ya işte biz tabii ki bakanlığımız Allah devletimize zeval vermesin. Paramız da var, gücümüz de var ki bize o imkanları vererek dünyanın en fazla organizasyonu ülkemize getirip yapabiliyoruz. Ama ya her şey tabii bakanlıktan olmamalı. Biz de federasyon olarak seçilmişsek hep iddiam olur. Bizler bir şey yapabilmeliyiz. Bizler de cebimizden çıkarabileceğimiz kadar bir gücümüz varsa tamam, ama yoksa sponsorlara ulaşmamız lazımdı ve projelerimizi anlatmamız lazım gelişmesi adına. Türk Ekonomi Bankası tenisin Anadolu'ya yayılmasında sokak tenisi etkinliklerinden vazgeçtik, onu anlatacağım. Hı hı. Ama uluslararası turnuvalarda, Batman'da, Ağrı'da, nerede bir projemiz olsa Trabzon'da sahipleniyor. Bursa'da, İzmir'de nerede bir projemiz olsa sahipleniyor ve bize bu desteği veriyor. Hiç esirgemiyor, minnettarız. Elbette ülkemizde bugün özellikle birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan bu bayrak altında bütün dünyada tenis merkezi olabilmesi eğiliminde Türkiye Tenis Federasyonu olarak şu anda başarabildiklerimiz bize gurur verirken tüm ülkemizi bu gururu, bu onuru paylaşmaya davet ediyorum. Bu arenalar bunun için bir ispatı. Gelen tüm yabancı sporcularımıza ülkenin misafirperverliğini, spor severliğini, coşkusunu birlikte anlatalım. Son derece güzel mesajlar. Neler hissediyorsunuz? Yani bir federasyon başkanıyla olan ilişkinizin onun tarafından da bu şekilde dile getirilmesi hakikaten gurur verici diye düşünüyorum ben. Bu az bile bu arada. Bir kısmını aldık. Evet. Hakikaten program boyunca öve öve bitiremedi desem yeridir. Sağ olsunlar. Gerçekten çok gurur verici, mutluluk verici. Başkanımın söyledikleri çok doğru. Biz de marka olarak ve kurum olarak sporun birleştirici gücüne son derece inanıyoruz. Bunu hatta sadece teniste değil, sponsor olduğumuz başka etkinliklerde yine oraya bir takım tenis ya da dijital uygulamalar götürerek de hep bunu vurguluyoruz. Bizim için sadece bir turnuva ya da isim sponsorluğu değil, sohbetimizin başında da belirtmiştim. Hakikaten inandığımız, gönülden inandığımız, çok emek verdiğimiz bir alan bu, tenis alanı. Onun yanı sıra da sözünü ettiğin, her zaman konuştuğumuz gibi bugün TEB ve tenis birlikte anılıyorsa ve bu kadar başarılı bir birliktelik doğduysa, en başta da söylediğim gibi bu Türkiye Tenis Federasyonu'nun her zaman bize çok destek olması, bize anlayış göstermesi, bizi sponsor olarak da son derece değer ve kıymet vermesi ve hani gerçekten vizyonumuzun, kendilerinin vizyonunun bizimle birlikte paralellik göstermesi, aynı olması, bunların çok ve ilişkilerinde çok sağlıklı ve saygı dolu ilerliyor olmasından kaynaklandı. Dolayısıyla çok güzel etkinlikler yaptık. Hani sadece büyük turnuvalar değil, başkanımın da dediği gibi sokak tenisi etkinliklerinden Ağrı Cup, Batman Cup, İzmir Cup gibi federasyonumuzun yaptığı çok önemli Anadolu'daki turnuvalarda da birlikte hareket ettik. Tenisin daha geniş kitlelere yayılması ile ilgili olarak birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar bizim için çok kıymetli, çok önemli ve her şeyin üzerinde diyebilirim. Anadolu'ya yayma olayı gerçekten çok çok önemli ve kıymetli diye düşünüyorum ben de kendi adıma. Çünkü tenisin böyle bir problemi var ne olursa olsun. O algıyı bayağı bir yıktık. Geçen hafta da konuştuk Cengiz Başkan'la, ama işte zengin sporu, herkes ulaşamaz, her yerde oynanamaz. Ama bu algı gerçekten son 4-5 yıldır özellikle, son 1-2 yıldır iyice yıkılmış vaziyette. Nerelerden ne fotoğraflar geliyor, biz programlara da alıyoruz, videolar da geliyor. İnanılmaz bir talep söz konusu. Malzeme ise malzeme zaten gönderiyor federasyon da oraya veya diğer kurumlar. Yani hakikaten tenisteki o algıyı da yıktınız aslında bu el birliğiyle. Aslında bizim bundan aşağı yukarı 5-6 yıl önce başlattığımız sokak tenisi etkinliği Türkiye Tenis Federasyonu'nun vizyonu ve yapmak istediği bir etkinlikti. O kadar güzel bir fikirdi ki yine oradan da hani birlikten kuvvet doğdu diyebilirim. Sokak tenisi etkinliklerinde de hakikaten şehirlerin meydanlarını, alışveriş merkezlerinin içlerini birer korta dönüştürdüğümüzde, oradaki teyzelerin,
küçük çocukların, annelerin, babaların, herkesin ne kadar tenise aslında entegre olduğunu, 7'den 70'e herkesin ne kadar istekli ve hevesli olduğunu böyle gördük. Böyle bir kitle var aslında. Var, çünkü o zaten hani sokak tenisi dediğimiz şey de son derece basit. Bir takım işte bir file, basit bir plastik top ve raketlerle oynanan bir çeşit tenis ama çok keyifli. Ben de oynuyorum. İnanılmaz keyif alıyorum. Hani hem zengin sporu gibi olan o klişeyi yıkmak adına, hem de herkesin aslında aktif olarak seyreden çok var tenis sporunu. Ve bugün Türkiye'deki popüler sporlara baktığımızda da ciddi anlamda bir takım barajları yıkmış durumda ve ilk 4 spor arasında girmiş durumda tenis branşı. Bunu başarmış durumda. Ama insanların aktif olarak da raketi eline alması, topla haşır neşir olması, bunu yapabiliyor olması çok güzel. Dolayısıyla dediğim gibi hani sokak tenisi etkinliklerinden Ağrı Kap, Batman Kap, İzmir Kap'a kadar Türkiye Tenis Federasyonu'na birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hı hı. Peki bir reklam arası verelim o zaman. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden bu keyifli sohbete devam edelim. Garanti Kozan'ın sunduğu TEP BNP Paribas İstanbul.